Evet, video gelmeden önce bir isim okuma yapalım bakalım. Delta Bey, Fuentes'in terbiye lazım. Muhammed Abuşov, Sessiz Adam, Fayap, LOL, Mel, Cyber Phantom TR, Cahit Kureci, Muli, Eray Güler, Seslendirici, Murat Ceferov. Ceferov değil mi? Aynen, Ceferov. Neco, Mr. Hamster, bir de Hamster ama. Yusuf Gül, Mehmet Ali Gündüz, Nom Nom, Yunus, Namik Tahirov, Volkan Polat, Eli Abudov, Himan Atakeyda, MİT, MYTH yani MİT okunuyor galiba. Bora Türkmen, Sıtkı Altan, Faruk Güngörmez. Evet, videoya giriş yapalım bakalım. Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve direkt şöyle yardıraraktan gireceğiz. Bugün Cold War Scarlet'ı tanıtacağız. Yusuf Kurtalan'a bu arada hesabını verdiği için çok teşekkür ederim. İsmini de Fuentes Yusuf yapmış. Vallahi bize bir kıyak geçmiş. Şimdi Quick Play kısmından hemen gireceğiz zaten. Cold War Scarlet'ı bu arada ilk defa oynayacağım. Karşıma geldi mi? Geldi. Yani birçok kez geldi aslına bakarsanız ama pasifine falan hiç dikkat etmedim. Şimdi bugün ben de sizle birlikte öğreneceğim. Benim bu bıraktığım zamanlarda gelmiş karakterlerden birisi kendisi. Şimdik. In Cold Blood. Bu kanlı manlı bir karakter zaten. Şimdi neymiş bu? Diyor ki 130 canın altına indi. 130 canın altına inildiğinde Reduced Cold War Scarlet Crimson diye bir tane kalkan kazanıyormuş ve bu da neymiş? Initial damage neymiş ya? Initial damage. Bunu ilk defa. Neyse, kastettiği anladığım kadarıyla tamam, bunu anladım. Bir miktar anladım şu anda. 130 canın altına indiğinizde bir tane kalkan kazanıyorsunuz. Bu kazandığınız kalkan karşı rakip düz vuruş yaptığı anda initial damage'dan kastını anlamadım. Orasını biraz sonra çözeriz zaten, sıkıntı yok. Hepsini anlamak zorunda değiliz. Düz vuruş yaptığında %50'sini geri yansıtıyor değil mi bu? Evet. Ha, evet, tamam, vurduğu düz vuruşların %50'sini geri yansıtıyor. %50 şans da değil, değil mi? Bir de %50'sini aynen. 10.000 vuruyorsa 5.000'i geri mi yansıtıyoruz biz ona? Özel yetenekleri, X-ray'leri. Oha, sadece basic atak değilmiş. He. Yeteneklerini yansıtıyor, X-ray'ini yansıtıyor, düz vuruşlarını yansıtıyor ve tüm Cold War takım arkadaşları %60 şansla Crimson kalkanına 12 saniye boyunca sahip oluyor. Yetenek birini kullandık. Dur. Bunu Türkçe'ye göre çevirdik o yüzden. Cold War takım arkadaşları, takımdaki Cold War arkadaşlar özel yetenek biri kullandığı anda %60 şansla 12 saniye boyunca Cold War Scarlet'ın kazandığı kalkanı kazanma şansına sahip oluyorlar. Bir garip bir cümle ama tam çevirisi aslında evet. Tam anlamıyla bu abi. Tam böyle çeviriliyor ve sinerji olarak da ne yapıyormuş? Cold War karakterleri Day of Death karakterleriyle savaşırken %10 daha fazla hasara sahip oluyorlarmış. Kastettiği bu. Anti-class. Class mı? Ha, şey, anti-class'tan kastı şey herhalde bu. Day of the karakterlerine karşı saplamasından dolayı. Atak boost. Atak boost'tan kastın? Crimson Shield kazanıyor. Atak boost'tan kastı ne ki? Al ala. Bunu anlamadım. Neyse bir görürüz bakalım. Damage Reflect aynen bu yansıtıyor zaten. Birinci yeteneğimizi kullandığımızda kanama bırakıyoruz. İkinci yeteneğimizi kullandığımızda yenilenme, can yenilemesi kazanıyoruz ki çok severim. Çok nadirdir can yenilemesi olan karakterler ve değerlidirler. Çok değerlidirler. Üçüncü yeteneği kullandığımızda kanama atıyoruz. Dişim hayvan gibi ağrıyor bu arada. Oo kankam bunların hepsini fullemiş valla. Pasifte hiçbir şey bırakmamış abi. Her şeyini fullemiş. Mükemmel olmuş. Feats of Strength'in de büyük ihtimalle yapmıştır zaten, vermiştir diye düşünüyorum. Şimdi Feats'i de bu arada yakında çekeceğim zaten. Yan kanalda ondan bahsetmiştim. Bu hesap. Kendi hesabımda Feats of Strength pack'leri açıp ne işe yaradıklarından falan bahsedeceğim. Onlar da aslına bakarsanız çok önemli. Neyse biz şimdi bir gelelim bakalım. Fightlayalım. 10. evrim Baraka var karşımızda. İki tane güçsüz, bir tane çok güçlü var. Bu canımızı sıkabilecek durumlardan birisi. Evet ama iki kere kurtulacağız. Yani karakterleri yine kankamın Quan Chi'si ve Strike Force Scorpion'ı varmış. O yüzden bir sıkıntı olmayacak bize diye düşünüyorum bakalım. Ulan hem boynum ağrıyor hem dişim ağrıyor hem sırtım ağrıyor. Ben ne oldu, öldük ya anasını satayım. Mezara gireceğiz yakında. Şimdi kardeş. Biz ablanın da bu arada kıyafetleri birazcık dikkat çekiciymiş. Fazla dikkat çekici sanki. Dur bakayım. Şimdi. Ooo güzel. 130 canın altına inmemiz lazım ama o pasif gün. Baraka'da görürüz biraz sonra. O bizi indirir büyük ihtimalle. Birinci yeteneğimiz, hemen başlayalım bakalım nasılmış. Vuruyor vuruyor ve burada ne atıyor? Güzel güzel. In Cold Blood. Şu an aldık mı biz o şeyi? Bak aynen. Bana kaç vuruyorsa yarısını kendisi yiyor değil mi? Oo bir dakika. 476-603. Nasıl lan daha fazlasını yiyor? Ha, %50'sini %50 üstüne katarak mı yansıtıyor? Allah kahretmesin. Öyleyse büyük sıkıntıymış ya bu. Acayip sıkıntıymış ya lan bu. Kankam bu arada yanıyor gene üstü. Bak. Şu an kalkanımız aktif değil mi? Evet. Bak 1400 vurdu, 1807. Oha. 1400 700. Allah Allah. Bu
Hasar bu arada %30 reflected o zaman ya. Değil mi? Yani yüzde... Gerçi yok. Bizde şu an kalkan full aktif mi kalacak? Oğlum sıkıntı bu. Birinci yeteneği bir daha atalım. Oh. Çok vurulamadık bu sefer. Kritik olmadığı için. Oo. Oğlum kendi kendini öldürdü lan. Baksana. Ana. Vallahi öldürdük kendi kendini. Aa, karakter sıkıntı lan. Üçüncü evrim karakteriyle onuncu evrim karakteri devirdik bu arada. Hocam. Sen neler diyorsun? Ben bilmiyordum Scarlet'ın pasifini. Hiç şu ana kadar bilmiyordum. Artık biliyorum. Keşke bilmeseydim ama hani. Karşıma geldiği zaman beni üzecek bu karakter. Bir de çıkartması elde etmesi artık bunları zor. Cold War paketleri falan gelmiyor neredeyse hiç. Bu yüzden ayrı bir sıkıntı oluyor bunlar. Ne yaptı? Örmek var. 147, 13. Yani çok sıkıntı değil. Klasik örmeğin herhalde yeriz diye düşünüyorum. Umarım yeriz yani. Bunun zaten örmeğin pasifi yüzdelik oranına vurduğu için yani 10. evrim olmasının herhalde bir önemi yok diye biliyorum. Evrim fark ettirdiğinizde yani can oranını arttırmıyor galiba vurduğu can oranını. Yüzdelik bir cana göre kendi kendine Soul Siphon mıydı? Siphon mıydı? Siphon mıydı? Ondan bir şey alıyor ya. Çalıştırır biraz onu. Bak team bak tüm takıma vuruyor şu anda. Bana kaç vuruyor? 342 yani 10. evrim normalde bir karakter 342 vurmaz. Pasifiyle. O yüzden demek ki evrimle beraber güçlenmiyormuş pasif. Yalnız çok vuruyor. Acayip çok vuruyor. Şey dikkat etmemiz lazım. İkinci yeteneğimizi bir görelim bakalım. Hem full kana bürüdü. Yukarı kaldırdı. 7 7 5 5 5 7 6 5. Of. Ne güzel vuruyor lan öyle. Vallahi çok iyi vuruyor ha. Güzel. Can yenilemesi de gayet iyiymiş bu arada. 2500 1500. Kaç basıyor? 2500. Bir daha 1700. Aa. Yüzdelik cana göre de basmıyor var. Dengesiz basıyor canı. Ama iyiymiş. 32. Bak bak doluşa bak. Bir daha doldurduk ikinci yeteneğimizi. Ulan ne kadar hızlı doluyor bununki. Niye böyle? Bir dakika. Benim ikinci yetenek neyden be... Oğlum bu ne lan? Bu niye bu kadar hızlı doluyor? Allah Allah. Valla power generation da yok bunda. Ben anlamadım ki. Bu neyin bug falan mı var? Oğlum bu ne lan? Taktığım ekipmanlardan olabilir. Ekipmanların pasiflerini okumadım. Bir daha atalım bakalım ikinci yeteneğimizi. Acı sıkıntıymış ya bu. Bu nasıl bir dolduruş lan? Bir de öldürdük. Çıkarken de hasar vuramayacak. Çünkü son karakter. Normalde klasik örmeğiniz varsa örmeği birinci veya ikinci kesinlikle öldürtmeniz gerek. Üçüncü öldürtmenizin hiçbir anlamı yok. Çünkü üçüncü kez öldüğünde hasar vuramıyor karşıya. Vursa bile yani yenilmiş oluyorsunuz. Bir anlamı yok. O yüzden aklınıza bulunsun. Klasik örmek oynarken mutlaka hadi oğlum gel artık lan. Şey yapın. En sona bırakmamaya çalışın. Kesinlikle bir veya ikinci de öldürtün karakteri. Yani nerede olduğunun hiçbir önemi yok. İşte en güçlünüz de olabilir. Mecburen öldürteceksiniz. Onu yapacak bir şey yok. Yani örmeki de en güçlünüz yapmayın bu arada. Hani öldürtmeniz gerektiği için karakteri. Son karakter güçsüz kalmasın o kadar. En güçlü karakteriniz örmek olmasın. Klasik örmek olmasın takımda. Zararınız olur. Şimdi. Kardeş. Biz sana ne yapsak? Şöyle bir vuralım. İkinci yeteneğimizi bir daha bir atalım biz sana. Böyle bir. Devam bakalım oğlum. Al bakayım yavrucuğum. Böyle tak 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 tak. Güzel. Pat 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 pat. Oh. Ne güzel. Aa, ne bok gibi öldü lan. Şuna bak. Dur bakayım bir. Bekle 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 bekle. Birinci yeteneğimizi bir daha atalım bu arada. 92.000 canı var ayının. Oo, iyi de vuruyor ha. Kalkanımızı kazanabilecek miyiz? Şu an bunu attığımızda kazanabiliyor muyuz? %50 şanstaydı sanıyorsam. Kendini tetikliyor mu? Tetikliyormuş abi. Bayağı iyi. Açayım da şeyi. Blow bilerek açtım. Fazla vursun istiyorum bana. Benim can yenilemem açık ve kendini öldürdü. İşte bunu kullanmanız... Aa, zehir. Zehir. Ben çıkayım şundan dur. Zehiri bu yesin. 122.000 can var hocam karakterde. Alo. 122.000 lan. Şöyle vuralım. Tak. Tak. 39.000. Güzel yakıyoruz şu an. Tamam. Zehirlenmesinin bir önemi. Artık yani şu an bizi zehirleyebilir mi? Zehirleyebilir ama çok da bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum artık. Böyle vurduk mu öldürdük zaten büyük ihtimalle. Ben blokta kalacağım. Sub-Zero girdiği bir yeteneğini atar büyük ihtimalle aynen. Son karakter olduğu için otomatikman atıyor zaten. 20.000. Bu arada kendisi yedi hasarın bir kısmı. Yok gerçi kendisi yememiş. 130 canın altına indiğim için kalkanım açılmış. Artı bunu açıyorum. Çifte kalkan olacaktı ama öldürmeseydi tabi. Şimdi üçüncü yeteneği de ufaktan göstermeye çalışalım. Zaten bir tane yeteneğimiz dolu başlıyoruz. O yüzden rahat rahat. Şu an power generation'da zaten hat safhada yani acayip hızlı oluyor. Baya güzel ya şu an için çok iyi yani. Devam bakalım girelim. Ay ulan bu diş ağrısı niye olur ya? Vallahi dişimi acaba gece dişimi mi sıktım diyeceğim. Ya öyle de değil ki şimdi. Sabah uyandığında dişimin ağrıması gerekiyor değil mi mantıken? Kodumuza diş olsun bu arada böyle verelim. Yani
Mantığını düşünmeye çalışıyorum. Şimdi en ağzımın sol tarafındaki en arkadaki alt en arkadaki diş ağrıyor. 20'lik dişin yanındaki var ya, 20'lik dişlerim çıkmadı benim. Ya da 20'lik dişim çıkıyorsa bok yedim zaten. Çıkmasın abi, istemiyorum. Gider çektiririm ben onu. Oha, 3. yeteneği. Bir dakika. Nasıl? Nasıl? Nasıl full başlıyorum lan 3. yetenek? Oğlum bu ne? Abi bu nasıl oluyor? Ben eşya pasiflerine biz bir bakalım. Uy. İsti kesti parçaladı. Güzel. Diğer Scarlet'lara benziyor musun sen? Evet. Evet. Aynısın hatta. Güzelmiş ha. Yine de güzel ama 104.000'e de koyduk bu arada. Eşya pasifiyle alakalı büyük ihtimalle ya. Böyle bir şey yok yani. Deldik, yok ettik anasını satayım. Böyle bir atayım ben sana kanka. Bir de %50 şansla kalkanımız da alıyoruz değil mi? Hep de çalıştı mı o şans? Bakayım, çalışmadı. Vay ağzıma şansıma. Konuştuğum gibi bozduk o şansı anasını satayım. Kalkanı çalıştı. Tamam, Block Breaker'ı da varmış. Of, fıtı 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 fıtı. Yormam ney lan yavşak. O nasıl isim lan? İt. Katlı ismi yok ya şerefsizin. Delirtirler insanı. Tamam. Devam. Scarlet'ın bu arada şu eşya pasiflerine ben bir bakayım ya. Kankamın eşyaları zaten full evrim anasını. Onları bir kontrol edelim bakalım neymiş. Şöyle bir bakalım. Bunda ne varmış? Yok. Bu değil. Damage'ın hayır. Can yenilme ihtimali varmış bir yeteneği kullandığında. Bu değil. Cold War şeyde kulesiyle alakalı bu. Bu değil. Şurada bir ekstra bir şey var mı? Power Generation Boost. %25 o kadar etkileyememesi lazım. Allah Allah. Devastor'da bir şey var mı abi? Tamam. As well as a bar of power. If the opposing team shares the same class receive using... Oha! Bu nasıl pasif lan? Eşyanın pasifi bu kadar güçlü olur mu ya? Karşı takım tamamen aynı klası paylaşıyorsa, aynı klastansa %20 can, %20 hasar artışı ve bir adet de güç dolumu bar as well as a bar power. Oğlum nasıl ya? Sıkıntı değil mi lan bu? Ne kadar saçma ya. Bir tane de kendisi veriyor zaten. Evet, karşının bir de gücünü çalıp kendine ekliyor. Hocam ne yaptınız ya? Oğlum sıkıntı lan. Bu kadar güçlendirmeyin şu karakter şeyleri ya, eşyaları. Acı. Harbi can can sıkar ama bu durum. Yani Faction Wars özel bir şey değil galiba bildiğim kadarıyla. Yani bilmiyorum. Yapmaları bence yanlış ya. Oğlum bu kadar güçlü olması sıkıntı lan. Yani çok fazla ekipman var böyle can sıkabilecek ama. Devastor diye mi okunuyor artık? Devastor diyelim biz ona. Acı, o sıkıntıymış ya pasifi. Yani can sıkar aslına bakarsanız. Garip. Şu an işe yaramadı. O yüzden aynı klası paylaşmıyorlar büyük ihtimalle ondan dolayı. Böyle bir al bakalım. İkinci deneyimizde bir parçalayalım şöyle. Can yenilememizi açalım bir. Fıtı 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 vuruyoruz. Of, tekledi lan. 100 bin canlı karakteri yok etti. Vallahi hiç ettik anasını satayım. Oha, o da beni hiç etti ama. Aşırı vuruyorsun, yavaş. Ayı. Yavaş be. Yavaş lan. Allah Allah, al. Tamam, blokta kalayım, dur. Blokta kal. Oo, tamam. Bana yetenek atarsa kendisine eşecek bayağısı. Al. 10.000 yedi kendisi. Bana kaç attı bilmiyorum. Şöyle bir. Blokta kalınca işe yaramıyormuş yetenek. Bu da garipmiş. Böyle bir devam edelim bakalım. Birinci yeteneğimizi bir daha atalım. Kalkanımızı alabiliyorsak alalım. Alabilecek miyiz bilmiyorum ama. Bakalım bir. Çalıştı mı? Çalıştı. Şu an blokta kalmayacağım hatta. Kendisini öldürsün. Bir cana indi abi. Bir can. Bir cana indi, gördünüz değil mi? Mükemmel değil mi? Acayip sıkıntı ha. Vallahi acayip ben. Yani. Lan bunu bir dakika. Oğlum bunu kulede kullanabiliyoruz değil mi? Ben yani şu mantığını düşündüm şimdi. Kuleye girdiğinde boss sana kaç vuruyor? 3 milyon 5 milyon falan vuruyor böyle değil mi? Saçma ya, 3 milyon vurmuyor da 1,5 milyona yakın falan vuruyor bosslar. Yani toplam yeteneğini kullandığında benim kalkan olduğu için belli bir kısmını görmüyordum. Yani Bone Shield'a da bu devreye giriyordu çok fazla hasar yiyince. Böyle bir atayım canım. Açayım şunları. Kankam ben sana video sonunda unutmazsam, unutmam diye düşünüyorum. Reklamları izlerim, 10 tane reklama 50 ruh kazandırırım. 3 tane ruh harcadığım için. Yani boss kulesine falan girdiğinizde boss böyle 1 milyon vurursa size 1,5 milyon falan, kendisi 2 milyon yiyecek. Acayip sıkıntı olmaz mı ya bu Cold War takımı? Vallahi yapılabilse güzel olur da şimdi Cold War aslında benim salaklığım biliyor musunuz? Ben eski videolarıma falan bakıyorum böyle. Cold War karakterlerinin hepsinin challenge'ı geliyormuş. Zamanında. Yani onları da çekmişim hatta. Çekip atmışım böyle kanala. Bu arada 2,5 barla başladık. Gördünüz değil mi onu? Yani 2,5 barla başladık abi. 2,5. Ya boşa gitti yeteneğimiz. Çok kötü oldu bu.
Yanıyoruz şu an. Yapma, yapma. Power Drain'i de koydu. Bone Shield'ı da mı? Yok, Bone Shield'ı çalışmamış. Hiç hasar yemeyince Bone Shield'ı çalıştı sandım. O kadar az yedi ki iyi. Kalkanımız şu an açıldı. Yalnız ölmeyiz gerçi dur. İki türlü kurtarıcımız var. Hem Scorpion kurtaracak hem de Weaken yedik. Vay ananı yolunu. Kötü oldu bu. Weaken kötü oldu. Bırakacaksın mı kanka? Azıcık da ben vurayım mı? Ya pasifine sıçayım senin ben. Öldürmeyeceksin herhalde. Şöyle bir atalım. Yapma. Yapma. Yeteneğimizi atmamız lazım artık. Tamam. Attığımız gayet iyi olacak. Şöyle bir tıklayalım. Güzel. Blokta kalmayacağım. Şöyle yan karakterime geçeceğim direkt. Hocan yenilesin. Block Breaker'ı çalıştı bu arada. Bunun brutality'si varmış bu arada. Brutality'yi de bir atabilir. Oha! O ne? Çok iyiymiş lan. Ne yaptı bilmiyorum ama bayağı iyiymiş hocam. Ölümden kurtulduk. Sıkıntı yok. Şöyle bir geçelim ama öldürme dur kankacığım. Öldürme. 165.000 canımız var. Vay be. Böyle bir geçelim. Scarlet'a geçeceğim bu arada birazdan. Johnny Cage yine başladı anasını satayım. Bunu bir attı mı? Seriye bağlıyor bu köpek. Al. Bir de bozdu şeyimizi. Çıkabilir miyim artık? Çıkmaya çalışan karakterleri yapıyordu galiba onu. Belli bir şans oranıyla. Şöyle atayım sana kanka. Canımız zaten fullenmiş. Sıkıntımız yok. Yapma. Yapma. Direkt koydu onu. Böyle. Birinci seni atacağım bundan sonra. Elimden geldiği kadarıyla. Power Generation'ı bu arada bir tık fazla. Harbiden çok fazla şu an. Fazla yeniliyor yeteneklerinin şeyini. Güç dolumu şu an çok fazla. Sıkıntı. Bir daha atalım. Kalkanımızı çalıştırmak istiyorum. 20 saniye boyunca boru değil. 12 saniye pardon. 12 saniye boyunca çalışacak kalkanımız. Eğer gelirse geldi. Şu an ellemeyeceğim hatta. Kendine vursun bakalım kaç vuracaksın. Yanı zaten 1 ama. 2300. Aa kör şansı attı ama maalesef tutmadı o şans. Kodu da şey adamın adı da Vampir'miş bu arada ha. Güzelmiş kanka ismi. Devam edelim bakalım. Bu son maç mıydı ya? Vallahi çok kolay geçtiği için. Ne olduğunu anlamadım şu an ben. Ha, son maça şimdi giriyoruz. Güzel. Neredeyse hiç... Baraka gene bu arada geldi. Evgen 1983'müş kankamızın adı. Gel bakalım kardeş gel. Gel. Bir de Baraka'yı ilke katmışsın. Liu Kang'i falan var ha bu arada adamın. Senin Liu Kang'in varsa benim de neyim var? Night Wolf'um var lan kendi hesabımda. Ayı. Night Wolf almak zor bu arada. Şansımıza çıktı ya. Vallahi güzel oldu. Onu da ufaktan kasmaya başlayacağım. 50. seviye hatta direkt aktarabilirim onu. Bilmiyorum bakarım duruma göre. Karakter. Ya birinci evrim bile yok hatta şu an. Evrimsiz olduğu için çok fazla işe yaramayacak. Onun farkındayım ben. Ama Faction Wars'ta falan kullanabiliriz. Yani ekstra pasif olarak falan gelirse şey Elder God'lara. Yani pasiften kastım. Bu Survivor mod var ya. Orada Elder God'lar için gelirse kullanırız Night Wolf'u. Wolf'u yalnız. Night Wolf. Söyleyebileydim güzel de. Evgen kardeş. Weaken'ı da koydu. O şeyi yeteneğini mi attı sen? İkinci yeteneğini de atmamışsın. Birinci yeteneğini mi? Senin birinci yeteneğin değildi o. Sen niye hep birinci yeteneklerini açık lan ezik? 200-200 falan vuruyorsun bana. Yani sen ne yapabileceksin ki oğlum? Her tarafın vursana yazar şu an. Yani ben canımızdan el öküz gibi yenileyeceğim. Baksana 200 falan vuruyor bana. Barakası öldürür ama dur. Barakası osurtur. Dikkat edelim. Power Drain'in de attı anasını satayım. Şunu bir atayım ben. Baraka bana vuracak olursa diye hem şey yapmış oluruz. Boya da vuruyoruz ya. Bleed Resistant yazdı bu arada. Kalkanı da alamadık. Sıkıntı olmadı gerçi. Yok ya. Vurur gene çok vurur ama önemli değil o kadar. Gerçi öldürdük ya. Oğlum bu son savaş mı lan gerçekten? Kalkanı gene var. Bakalım kaç yiyeceğiz. Dur bak. Aa kalkanımızı almadık ki. Oha! Öldürdü ya lan. Neyse kalkanım şu an aktif. Bayağı öldürdü ha bu arada. Ağzıma sıçtı anasını satayım. Blokta kaldım ama tamam ben öldürdüm seni kanka geç. Ah! Anam! Neyse tamam gene de öldürdüm sıkıntı yok. Bundan sonra bir daha geleceğim öldürürsen. Hiç sıkıntı yok yani Scorpion'um var. Yani her türlü pasifimiz var. O yüzden dert değil. Öldür kanka bir daha öldür bakayım. Tamam bir daha geldim. Brutality'yi atamayız büyük ihtimalle. Bakayım yok atamazmışız. Yani 7. maça da gelmiş olduk. Evet son maçı da bitirdik. Vallahi Cold War Scarlet. Bence... Cold War karakterlerinin en güçlüsü. Hatta açık arayla bile olabilir. Ama pasifleri değişmedi. Şimdi ben yeni Cold War karakterlerini tanıtmadım. Onları da size tanıtmak istiyorum. Yakın bir sürede umarım tanıtırım. Ya karakter tanıtmadım ama şu an yetiştirmeye çalışıyorum. Sıfırdan serisini falan da çekeceğim yan kanala. Yan kanal aynı şekilde Fields of Strength'i de anlatacağım size. Orlardan da bahsedeceğim. Bu arada yani kiminiz Shadow Fight 2 demiş yan kanal için. Kiminiz Shadow Fight 3 demiş. Ne yapacağımı bilemedim. Muallakta kaldım şu an. Hala kafam karışık yani o yüzden karar veremediğim için de bir şey demek istemiyorum. Oylamaya sunabilirim. Oylamaya sunar öyle yaparız olmadı. Yani
Shadow Fight 2 ve 3'ü katarım sadece. Siz seçersiniz ona göre. Öyle yapalım. Cold War Sub-Zero Pack gelmiş bu arada. Onu da marketten. Bakayım paralı mı? Paralı değilse edinebilirsiniz. Paralıymış. Edinmeyin. Boş verin. Hiç gerek yok bu tarz şeylere. Hatta şu an pack olarak ne var? Shaolin Heroes Pack var. Ben bunu gördüm ama açmayacağım. Hero Pack'i varmış. Yani çok şart değil ya. Açmanız gerekmiyor abi. Hani ihtimal yok bilmiyorum. Ben sevmedim ihtimallerini yani. %27 Gold Kung Jin falan veriyor. Hoş değil. Thunder God Raiden, Flaming Fist Liu Kang bunlar falan yani çok işinize yarayacak karakterler değil. Bu Dragon Breath Boraicho bu da aynı şekilde çok işinize yarayacak bir karakter değil. Liu Kang çok hızlı. O yönden iş yapıyor tabi ama daha güzel pekler gelir. O yüzden bence saklayın şeylerinizi. En kötü gidin şunu açın abi. Hani bu en çok işinize yarayacak paket olabilir çünkü Scorpion var. Scorpion çok değerli bir karakter. Hani Mortal Kombat 11 karakterlerinden paramparça eden çok 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 rahat eritebiliyor. O yüzden 10. evrime çıkarmanız önemli. Gidip buradan açın abi açacaksanız. Diamond Mortal Kombat şuradan açmayın. Şu paket bundan daha güçlü. 25 ruh daha fazla verip gidip bu paketi açın. Bilginiz olsun. Yani ama bana kalırsa Celebration Pack gelmiş bu arada. Bunu kankam kendisi açsın. Biz şimdi hainlik yapmayalım. Ben hatta kendi hesabıma geçeyim. Kendi hesabımda birazdan açayım bunu. Hemen geliyorum. Bu paket büyük ihtimalle bayağıdır var ama ben ilk defa açacağım. En azından bir videoda açmış olayım. Gold veya Silver Card veya Random Equipment Card. 10-25 ha bunların hepsini mi veriyorsun yoksa bir tanesini mi sadece? Valla bilmiyorum. Her gün veriyor mu bunu bilmiyorum ama Kung Jin bok parçası verdi bize. Gene bir bok parçası daha. 23 ruh verdi iyi bari ruhtan en maksimumunu verdi neredeyse. İyi yani köşeye dursun bunlar. Bende 10. evrim olduğu için bir işe yaramadı. Bu videoda şimdilik bu kadar olsun. Umarım Scarlet hoşunuza gitmiştir. Benim çok hoşuma gitti. Video hoşunuza beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.